Tahmin ediyorum bu 7. haftamız. Hala bitiremedik. Çok ince konular vardı burada. Onun için çabuk gidemiyoruz. Bugünkü ayetimiz kıyamet meselesini ele alacak. Kıyametin kopuşu konusunu ele alacak. Kafirlerin durumunu ele alacak orada. Mahşerde insanların kendi amel kitaplarına nasıl çağrılacağını anlatacak. Sonra Müslümanlara dönecek. Sonra tekrar kafirlerin durumunu ele alacak. Böyle bir harmanlama yapacak Allah-u Teala şimdi. Yani çeşitli konulardan ele alacak ama şu anda tahmin ediyorum kıyametle ilgili gideceğiz. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin iktidarı, mülkü. Mülk, iktidar manasına gelir. Mülk, sahip olduğumuz mal manasına gelir biliyorsun. Bu benim mülkümdür diyorsun. Burası benim mülküm. Bu Arapça bir kelimedir. Fakat bu kelime, malik, melikin nas, maliki yevmiddin. Fatiha-i Şerife'de okuduğunuz manası sahip demektir. Hakimi demektir. Hakimi. Fiil olarak kullanırsanız bunu, meleke sahip çıktı ona, hakim oldu. Onun için melik kelimesi kral demektir. Burada bana aittir diyor Allah-u Teala. Mülk, mülkü bana aittir. Mülkü semavati vel av, göklerin ve yeri mülkü bana aittir. Tabusu Allah'a aittir. Kainatın tabusu Allah'a aittir. Bizim tabumuz izafidir. Ölümümüze kadar gidiyor. Ondursa o tabu yer değiştiriyor. Onun için mülk Allah'ındır. Bunun bilinmesi gerekiyor. Bu tabu bana aittir diyor Allah-u Teala. Tabuyu Kur'an'da görüyoruz. Bu Kur'an tabuyu da veriyor yani. Nasıl ki insanların miraslarını anlatıyorsa, nasıl dağıtılacağını anlatıyorsa Kur'an-ı Kerim, bizim aramızdaki mirası anlatıyorsa, kendi mirasını da anlatıyor Allah-u Teala. Ve tümü benimdir diyor. Bu kainatı tümü benimdir. Ve yevme tekumus sa'atu. Şimdi geldi. Ben karar vereceğim diyor Allah-u Teala. Bu gökleri ve yeri yıkacağım. Bir gün buna son vereceğim. İşte burada diyor ki ve yevme o gün tekumus sa'atu. Kıyamet kopacağı gün. Kendisi söylüyor, anlatıyor. Saat kelimesi zaman demektir. Biz bu saati kullanırız ya, saat Arapçadır bu. Saat kelimesi zaman demektir. Buradaki saat kelimesi kıyametin kopma anı demektir. O saat, o an demektir. Kıyamet anı gelince, kıyamet koparken yevme idin o gün, o gün, o kıyamet günü yahserul mubtilun. Batılcılar, batılcılar, kötünün peşinde koşanlar, inkar edenler o gün iflastadır diyor Allah-u Teala. İflas edecekler. Bu ayet-i kerimeyi şimdi söyledi. Ne demek bu? Hasere kelimesi Arapça'da İflas etmek manasındadır. Manevi iflas. Bunu geçenlerde söyledim size galiba. Bir ekonomik iflas vardır. Bir manevi iflas vardır. Amel defterinde gider hanesi ile gelir hanesi dengesi bozulmuş. Gelir hanesinde hiçbir şey yok. Sevap yok. Ama gider hanesi denen bu günah, kötü hane dolu. İşte bu adama manen iflas etmiş diyor Allah-u Teala. O kıyamet koparken o gün mahşerde kafirlerin, yanlış iş peşinde koşanların iflas ettiği görülecektir diyor Allah-u Teala. Şimdi peygamberimize dönüyor diyor ki ve tera, görürsün ya Muhammed külle ümmetin, her ümmeti, ümmet, her grup, ümmet demek grup insan demek, grup. Her grubu göreceksin.
Cafiyetin diz üstüne çökmüş olarak göreceksin mahşerde. Benim huzurumda hepsi ayakta da değil, diz üstü çökmüş olacak. Şimdi böyle ayakta diz üstü çöktüğünü düşün şimdi. Onu anlatıyor Allah-u Teala. O pozisyonu bile veriyor yani. O durumu bile veriyor. O kadar ince teferruatına kadar anlatıyor mahşerde olan olacak olayı. Casiye kelimesi demek arkadaşlar, o bizim rükûa giderken, secdeye giderken parmaklarımızı kırıyoruz ya, o vaziyette diz üstü ama ayakta duruyorsun, böyle duruyorsun. İşte o çöküş casiye kelimesi demektir burada. Arapçadır. Küllü ümmetin, her ümmet tud'a ila kitabiha, kendi kitabına çağrılır. Bak, kitap sana verilmeyecek. Sen kitabına gideceksin mahşerde diyor Allah-u Teala. Kitap orada duruyor veya meleğin elinde duruyor başka ayetlere göre. Sen o meleğin yanına gidiyorsun. Karneni okuyor, ismini okuyor. Nasıl hoca sınıfa girer, karneleri eline alır, okur ismini, çocuk gider alır karnesini, gelir oturur yerine. İşte orada diyor Allah-u Teala melek okuyacak senin kitabını, sen de gideceksin oraya, çağrılacaksın diyor bak. Aynen öyle kullanıyor kelimeyi. Her ümmet, bak her insan demiyor. Tek tek değil. Grup grup gideceğiz. Allah-u Teala diyecek ki, Hazreti Musa'yı çağıracak. Al bakayım ümmetini, gel buraya. Gel buraya bakayım. Gelin buraya, sizin karneleriniz dağılacak şimdi. Hazreti Peygamber diyecek ki, ya Muhammed sen de al bakayım, gel buraya grubunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin de karneni dağıtılacak şimdi. O sınıfın karnesi dağıtılacak. Hani sınıf sınıf dağıtılıyor ya karneler, hocalar. Heh. Şimdi onu anlatıyor burada. Yalnız ben size bir şey söylemek istiyorum bu kelimeyi. Şunu çeker misin? Çok sıcak oldu. Ümmet kelimesini bugün oynuyorlar bu kelimeyle. Bu Kur'an kelimesidir. Bu Allah'ın kelimesidir. Bunlar öyle oynanmaz. Çok yanlış ediyorlar. Yok ümmetçiymiş, yok milliyetçiymiş, yok memneciymiş, komünistmiş, sosyalistmiş, cartıymış, cürtüymüş. Bir adamın sosyalistliği, komünistliği, Müslümanlığı tartışılır ama ümmet kavramıyla oynanmaz. Bu ümmet kelimesi Kur'an kelimesidir bu yani. Bunu Allah koydu. Biz koymadık. Sonra yanlış anlıyorlar. Yani ümmetçilik demek göğe bütün Müslümanları bir araya toplamak manasına geliyor. Hayır. Bir gruba da ümmet deniyor Allah-u Teala. Bir gruba da, bir aileye de ümmet diyor Allah-u Teala. Bir eğitim ordusuna, eğitim müessesesine de ümmet diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar bilinmiyor. Bunlar bilinmeden konuşuluyor. Ya bu ümmet kelimesini Allah kullanıyor Kur'an'da. Ümmet ne demektir? Anne demektir. Anne, anne. Yani bu edepsizliği görüyor musun şimdi yani? Anne demektir ya. Bu konuşulun bunun aleyhine. Nasıl konuşuyorlar? Bu ne biçim kültürsüzlük var anlayamadım yani. İnanır mısınız? Şaşırıyorum televizyonda dinlediğim zaman. Bırak o adamı diyor ya, o ümmetçidir diyor. Ya ümmetçi demek anneci demektir. Anneci, anneyi beğenen, anneyi kutsallaştıran demektir. Peygamberimize ümmi demiyor musun? Anneye mensup demektir ya. Ümmi kelimesi oradan gelir. Ya Rabbi bu kadar cehalet olur mu? Dünyada bir millet var mı acaba bilmediği halde konuşan adam? Yani ben böyle görmedim. Böyle dünyada böyle bir millet yok yani. Efendim? Herkes allame kesilmiş ya, konuşuyor. Herkes allame kesilmiş. Utanıyorum ya dinlediğim zaman bu işi. Yani bundan sonra memleketi terk etmek lazım. İnanır mısınız yani? Hangi kelimeni, kim kullanmış bu kelimeyi? Allah bunu levh-i mahfuzdan göndermiş ya. Bunun ne manaya geliyor? Sen bunu biliyor musun sen? Annesini terk etmemiş grup demektir ya. Devletini, milletini savunan grup demektir bu ya. Savunmasın mı devletini bu insanları ya? Öyle bir şey. Kusura bakmayın. Kendi derdimi size anlatıyorum. Efendim, neyse. Ümmet kelimesi bir anneden gelen aile mensubu. Biz bir anneden gelmişiz. Havva anneden gelmişiz. Bütün bu dünya bir ümmettir. Ha, o ümmet içerisinde de ümmetler vardır.
peygamberlere göre ümmetler oluşur. İşte mahşerde her inanç mensubu, her peygamber kendi ümmetini alacak, oraya gidecek. Ha, aynı zamanda ümmet, ta aileye kadar bunu indirirsiniz. Bir anneye kadar bunu indirirsiniz. Bir annenin etrafındaki çocuklar onun ümmetidir. Onun ümmetidir. Çünkü onları o doğurdu. O besliyor. Ha, bu devlet de bizi besliyor, tamam. Dolayısıyla ümmet kelimesini bunun için biraz sezlenişle bulunarak anlatmış oldum size. Kısaca mana verdim. Her ümmet kendi kitabına çağrılacak diyor Allah-u Teala. Bu kitap üzerine aşağıda duracak. O zaman orada biraz izah yapacağım. El yevme tüczevne ma kuntum tamelun. Bak şimdi. Bugün o kıyamet günü herkes yaptığı amelle karşılık bulacaktır diyor. Yani diyor ki Allah-u Teala, ben kuluma zulmetmem. Eğer cehenneme gidecekse onu ben yapmıyorum diyor Allah-u Teala. Asla. Cennete gidecekse de onu kendisi yapıyor. Yani bu dünyada yaptığın amelin değerlendirilmesi olacak orada. Yoksa kimseye zulüm olunmayacak. Başka ayetleri de bunu söylüyor. Öyleyse amel, bu dünyada yaptığımız iş, eylem, edim, 80 tane kelimesi var bu işi. Yeni böyle kelimeler çıkartıyorlar. Edim kelimesi aksiyon demektir. Aksiyon da Fransızcadır, Latincedir, action da İngilizcedir. Bir sürü şeyler. Amel kelimesi geçiyor Kur'an'da. Allah-u Teala böyle kullanıyor onu. Eylem demektir. Efendim, herkes kendi ameline göre orada değerlendirilecek diyor Allah-u Teala. Hâdâ, bu kitabına, benim kitabımdır. Bu kitabı ben yazdım diyor Allah-u Teala. Ama bu kitap değil. Yantıku aleykum bil hak. Allah-u Teala mahşer edecek ki, bak şu gördüğün amel kitabın var ya, sana hakikati konuşacak şimdi. Git oraya bakayım. Git o amel kitabını al eline. O sana hakkı konuşacak, doğruyu. Yaptığın amelleri en ufak bir hardal tanesi kadar olsa bile tespit edilmiştir o kitap. O sana konuşacak şimdi. Demek ki değerli kardeşlerim, kitap kavramı, hem bu dünyada kitap kavramı var, hem öteki dünyada bir kitap kavramı var. Bu dünyada şu kitap hakikati konuşur. Bunu nerede söylüyor Allah-u Teala? Bak aklıma geldi, şimdi söyleyeyim size. 18. yüzyılda olması lazım. Mü'minin suresinde olması lazım. Evet, bak o hemen o ayet bana dedi ki ben buradayım. Bak. Ve la nukellifu nefsen illa vus'aha ve ledeyna kitabun yantiku bil hakki ve hum la yuzlamun. Ben hiçbir nefse gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemem. Ve ledeyna, benim yanımda vardır. Kitabım, bir kitap diyor Allah-u Teala. Yentiku bil hak. Hakkı konuşan bir kitap vardır. İşte size deseler ki Kur'an nedir? Bu ayet tarif ediyor onu. Hakkı konuşan kitaptır o kitap. Tarifi bu. Ben yapmadım bu tarifi. Bu tarifi Allah yaptı. Yani bak bu ayet dedi bana ki, bak ben de burada da kitap kavram, ben niye söylemiyorsun dedi. Ben de geldim oraya. Hakikati konuşan kitap. Burada da aynısı var. Yentiku aleyküm bil hak. Mahşerdeki kitap buradaki. Buradaki bu Kur'an. Buradaki Kur'an, buradaki amel kitabı, oradaki kitap. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, Kur'an nasıl bu dünyada insanlara hakkı öğretiyorsa, konuşuyorsa, konuşmak bak. Yantıku, nataka, Arapça, nutuktan gelir, nutuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutku diyoruz, nutku. Konuşuklarının bulunduğu kitap, nutuk. Nutuk, konuşma demek. Arapça, nutuk. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, şu Kur'an var ya, yantıku konuşur, bil hakkı, hakkı konuşur. Burada başka bir şey aramayın. Burada hakikat arayın. Şimdi... Bu kitap konuşuyor bana, ben de konuşuyorum size. Yani biz Kur'an'ı konuşturmaya çalışıyoruz yani. Yoksa kendi fikirlerimizi söylersek o zaman sümme haşa,
biz kendimizi koruruz kitap yerine yani. Böyle giden böyle bir sürü insan var Türkiye'de. Kendini Kur'an yerine koymuş konuşuyor. Din konuşuyor adam ya. Kendini Kur'an yerine koymuş. İşte burada Allah-u Teala diyor ki bu kitap hakkı konuşur. Burada da bu sefer diyor ahiretteki kitabı. İki kitap. Diyor ki Allah-u Teala ha da çağıracak ya şimdi her ümmeti o kitaba. Diyecek ki şimdi orada Allah-u Teala ha da bu. Kitabına benim kitabım budur. Yantıku aleyküm size konuşacak. Bil hakkı doğrulukla. Doğruyu size anlatacak. Yani dünyadaki bütün amellerimizi teferruatiyle, en ince teferruatiyle sana konuşacak. İnna künna nestensihu ma kuntum ta'melun. Ha. Bunun ahiretteki kitap olduğunu buradan anlıyoruz şimdi. Bu ayetin bu kısmından. Dünyada iken siz yaşarken ben sizin yaptığınız amelleri nestensihu nusha. Nushası budur. Bu kitabın nushası bu. Nusha, nesaha demek kaydetmek demek, yazmak demek. Arapça, nesaha. Ben onları, yaptığınız amelleri dünyada kaydediyordum, diyor Allah-u Teala. Kaydettim şimdi. İşte bak bu hakikati konuşacak sana. Değerli kardeşlerim, bu kitap... Konuşmayalım. Bu kitap nedir şimdi? Buna girelim. Yani orada hakikati konuşacak olan kitap nedir diye sorarsak, birinci manası meleklerin biz ameli yaparken yazdıklarıdır. Biz görmüyoruz melekleri. Aynen sağımızda solumuzda diye tarif ederlerdi eski hocalar. Doğrudur. Bu kiramen katibindir bu. Katibin yazanlar demektir o. Allah-u Teala o meleklere görev vermiş. Her insanın kiramen katibi vardır. Yaptığın ameli anında yazıverir. Yalnız hocalar bazen şöyle diyorlar, o doğrudur. Soldaki meleklerimiz 24 saat bekler. Bekler ki kul tevbe eder de yazmasın o günahı diye. Sağdakiler sevabı hemen yazar anında. İyilik ya. İyiliği hemen yazar. Fakat soldakiler 24 saat bekler ki o 24 saat içerisinde, o gün içerisinde tevbesini yapar ki, ola ki ve o günaha yazmaz oraya. Şimdi bu doğru bir tariftir. Kur'an'a uygundur yani. Bu tarif doğrudur yani. Bize hocalarımız bunu öğretti ama doğrudur. Şimdi bu sefer bu bir kitap. Yani kiramen katibinin derc ettiği bir kitap bu. Doğru. Bir kitap da insanın kendi vücududur. Bunu bir ara geçen sene bir ara zikretmiştim size. Allah maddeye fiziki olarak öyle bir özellik vermiş ki madde sesi ve şekli koruma kanunu vardır maddenin fizikte. Bir kağıdı alırım, ezerim, ona bir şekil veririm, öyle ezilmiş kalır. O onun, o verdiğim şekli alma kapasitesi vardır onun. Bu maddenin şekli koruma kanunu. Bir de madde sesi koruma kanunu vardır. İşte bant o şekilde bu kanundan istifade ederek bant yapılıyor. İşte buradaki televizyonda beni çekiyor, banta alıyor beni. 20-30 sene sonra ben ölsem bile gelip orada dinlersin. İşte bu maddenin oradaki plastiği neyse benim burada verdiğim sesi ve orada benim görüntümü kaydediyor. Bu maddenin sesi ve resmi kaydetme ve nakletme gücüdür. Şimdi madde, hava bir maddedir. Amerika'da oynanan maçı buradan sesi dinliyoruz. Bu ne yapıyor? Dalgalar, havanın dalgaları benim sesimi veya onun sesini taşıyor, benim kulağıma kadar getiriyor. Yani o dalgalar o sesle yüklenmiş oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar yaptığımız konuşmaları
ve yaptığımız amelleri vücudumuz kaydediyor. Madde kaydediyor. Bak 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 şimdi ikinci kitabı anlatıyorum size. Birinci kitap meleklerin yazdığı. İkinci kitap ise bizim vücudumuz bir kitap, bir kitap kaydediyor. Tıpkı bant gibi. Çünkü maddenin sesi, sakıma, koruma kanunu var ya. Şimdi mahşerde diyor Allah-u Teala, insanın ikinci kitabı olacak. Ne o? Vücudumuz. Vücudumuz tüm yaptığımız amelleri ve konuştukları orada deşifre edecek. Bu tıpkı bir kara kutu gibi. Uçak düştüğü zaman da kara kutu bulunuyor. Niçin düştüğü tespit ediliyor. Konuştuklar orada var. Aynı şekilde bizim vücudumuz o kiramen katibinin yazdığı defterin, amel defterinin dışında bir de bizim kitabımız var. Bu vücut denen kitap kendini orada deşifre edecek bütün amelleriyle. Bunu nerede söylüyor Allah-u Teala? Bunu anlatmıştım size hatırlasanız. Fussilet suresinin 2. sayfasının son ayetinden başlar. 3. sayfasının 1. 2. ayeti buna tahsis edilmiştir. Yasin suresinin 5. sayfasında orta yerindeki ayeti kerime buna tahsis edilmiştir. Bu konuya. Başka ayeti kerimeler de var. Diyor ki Allah-u Teala, insanın eli, insanın gözü, insanın kulakları ve insanın derisi bütün bu amelleri mahşerde deşifre edecek diyor. Kul benim bu kitabımı inkar etmeye kalkarsa, yani kiramen katibinin yazdığı amel defterini, ya Rabbi ben bunları yapmadım, bunlar nereden çıktı piyasaya derse, bu sefer vücut kitabı deşifre edilecek diyor Allah-u Teala. O vücudun senin ne yaptığını kendisi söyleyecek. Bu sefer insan dönecek diyor derisine, diyecek ki vücuduna, ya benim aleyhime niye konuşuyorsun? Sen benim derimsin ya. Ve galu li culudihim lime şehittum aleyna. Galu entakanallahu'llezî entaka külle şeyin. Ne zaman ki deri diyor, derisi, insanın derisi insanın amellerini deşifre edecek. İnsan dönecek derisine, diyecek ki, konuşacak derisiyle. Derisiyle konuşacak, diyecek ona ki, niye benim aleyhime şahitlik ediyorsun sen şimdi ya? Ben seni dünyadayken plaja getirdim, sana boya sürdüm, krem sürdüm, seni yıkadım, dağladım, sana her şeyi yaptım, bronzlaştırdım seni, sana neler yapmadım, şimdi benim aleyhime konuşuyorsun. Diyecek ağır derisi ki, ben konuşmuyorum ki, her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor, ben nerede konuşacağım ya, Allah konuşturuyor beni, diyecek ona diyor. Bak şimdi bu konuşuk olacak orada, şu konuşuk ayet. Demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Bu kitap dediğimiz, amel dediğimiz kitap aynı zamanda bizim vücudumuz olmuş oluyor. Bu kara kutu, bu vücut kendi amellerini deşifre edecek orada. İşte bu ayeti kerimeleri, yani bu kitap kelimesini size anlatırken hem kiramen katibinin varlığını söylemiş oldum, hem efendim bizim vücudumuzun bir kitap olacağını orada anlatmış oldum. Ve Allah-u Teala diyor ki, İnna künna, kesinlikle biz nestensihu, nuskalıyoruz, yani yazıyoruz, tespit ediyoruz efendim, ma kuntum tamelun, yaptığınız amelleri. Şimdi değerli kardeşlerim, şu Allah'ın yaptığı bu iş, bu işi aynen biz bunu bu dünyada uyguluyoruz, kendi aramızda uyguluyoruz. Ne yapıyoruz bunu? Pek bizim Türkiye'de uygulanmıyor da, ama dışarıda uygulanıyor daha çok. Bunu uygulayan milletler ileri gidiyorlar. Allah'ın sünnetidir bu. Yani bir insanın yaptığı başarıyı ödüllendirmek. Bak, yaptığı bir amel var. İnsan başarılı. Buna ödül vermek gerekiyor. Ama bir insan tam tersini yapıyorsa, bulunduğu milletin, komşunun rahatsız ediyorsa, devletini rahatsız ediyorsa, onu da yakalıyor, atmıyoruz mu hapse? Yaptığı ameller tespit edilmiyor mu? Yakalamıyoruz mu o insanları? İşte bu. Aynısı bu. Bunu yaşıyoruz ya. Bunu inkar edemeyiz yani. Bunu böyle anlatıyorum sizin için değil. Siz zaten ahirete inanıyorsunuz. Bunu Bayraktar Hoca'ya siz uzaklara götüreceksiniz. Siz benim kolumsunuz. Siz benim dilimsiniz. 6 yıllık talebemsiniz. Bunları anlatacaksınız. Ben uzanamıyorum bazı yerlere. Siz uzanıyorsunuz. Böylece burada 1000 kişi varsa bu 10.000 kişi olacak. Olması lazım. Değil mi?
İşte sizinle alakası yok ama siz zaten inanıyorsunuz yani bunu. Size bu bilgileri anlatıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz yani, o kadar. Yoksa sizin imanınızda bir şüphemiz yok. Ona bir şey yok. Dolayısıyla ahirette inanmayan insan, ahiretteki bu ödüllendirme ve cezalandırmaya inanmayan insan bu dünyada bizim yaptığımıza baksın, bunu anlar. Çünkü bu dünyada insanlar amelleriyle değerlendirilmiyor mu? Bakınız, bir medeniyet anlatayım size. Bir papaz, söylemiş miydim size bilmiyorum. Amerika'da ilk papaz olduğu zaman, profesör olduğu zaman 4. sınıf bir üniversiteye göndermişler onu. Sonra geldi Türkiye'de, biz onu tanıştık falan, gönderdik, mektuplaşıyoruz. Bir ara mektup kesildi. Sonra mektup başladı. Dedi ki kusura bakma hoca dedi. Ben dedi başka bir üniversiteye aktardılar beni dedi. 2. sınıf bir üniversiteye gönderdi beni devlet dedi. Bak şimdi. Adam hiç kendisi müracaat etmeden. İyi dinleyin beni. Bak medeniyete bakın. Kendisi hiç müracaat etmeden üniversite camiası bunu takip etmiş. Yazdığı makaleleri, yetiştirdiği doktoraları takip etmiş. Demiş ona ki sen şu üniversiteye layıksın. Oraya gideceksin. Bak amelini değerlendirdi arkadan. Yazdıklarıyla, ettikleriyle. Türkiye bu hale geldiği zaman Amerika seviyesine gelir. Anlaşıldı mı şimdi? Yani bir insan başarı alır gönderir onu kardeş. Ödüllendirir onu. Biz de tam tersi, iş yapan adam geri çekiliyor. Anladınız mı şimdi? İşte Amerika niye Amerika'dır, anlayın bunu şimdi. Bu yeter. Bu var ya bu. Ha bitti. Bu Allah'ın sanatıdır ya. Bu Allah'ın sanatıdır. Bunu İslam'ı uyguluyor ya. Adam İslam'ı uyguluyor kardeşim. Kendisi Müslüman değil, iyiyim demiyor ama yaptığı işler Müslümanlık işi kardeşim. O Mehmet Akif'in dediği gibi Almanya'ya gitti, mektup yazdı buraya. Dedi ki bunların yaptıkları bizim dinimiz, bizim yaptıklarımız onların dini. Bunu Mehmet Akif Ersoy yazdı bu mektup. Dolayısıyla bu dünyada biz bunu yaşıyoruz. Yani insanların amellerini değerlendiriyoruz. Değerlendirebilirsek tabii yani. Ha. Veya kötülüğüne cezalandırıyoruz. İşte bu mahşer budur diyor Allah-u Teala. Bunu burada anlattı bize. Şimdi geldi Müslümanların orada ne olacağına bir değiniyor bir ayette. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere gelince ve amilü salihati ve ameli salih işleyenlere gelince feyudhiluhum rabbuhum onları Allah Rableri sokacak girdirecek koyacak fi rahmetihi kendi rahmetine, özel bir ödül hazırlamış ona Allah kendi rahmetine. Zalike huvel fevzul mubin. Mubin kesin demek, açık demek. Bu açık bir kurtuluştur. O mahşerde, o korkunç hesabın yapıldığı yerde kurtulma, o beladan kurtulma, o cehennemden kurtulma, bu apaçık bir kurtuluştur diyor. Fevz. Fevz kelimesi Arapçada felah demektir. Kurtulma, felaha ermedir bu diyor. Şimdi bu ayeti kerime üzerine hafif biraz duralım arkadaşlar. Burada iki şeyi şart koşuyor Yüce Allah. Birisi iman etme diyor. Önce iman edecek. Bu yeterli değil diyor. Ameli salih yapacak diyor. İyi amel yapacak. Şimdi bir insan, ben inanıyorum. İnandım. Tamam, inandı. Ama ben senin imanını nereden bileceğim? Bilemem ki, senin kalbinden gelmiyorum ki, onu Allah bilir. İçini dışını ben senin içini bilemem. Sen amellerinle kendini göstereceksin bana. İşte İslam'ın temel prensibi. İnançla pratik yan yana olacak. Uygulama yan yana olacak. Şimdi bakıyoruz adam iman ettim diyor efendim. Tamam, o iman etmiş olmasa onu cennete götürecek yani. O kesin bir defa. O iman çok güçlü bir iş, o önemli bir iş. O olmadan amel değerlendirilmiyor demiştim size hatırlarsanız. Fakat amelü salihat, yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu zamana kadar biz bu ameli salihi bize anlatırken namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitmek diye söylemişiz. Değil.
ameli salih dediğin zaman da karınla bile konuşurken karına karşı takındığın tavır, çocuğuna karşı, komşuna karşı, efendim ortağına karşı takındığın bütün tavırlar, bütün işler bunun içine girer. Bunun ameli salihin içine girer. Anlaşıldı mı? Bu böyle bilinmesi lazım. İslam bir aksiyon dinidir. Bir eylem dinidir. Bir hareket dinidir. Ameli salih, duvarda iş yapan adam da Allah niyetiyle yapıyorsa, ha o da ibadettir. O da ameli salihtir. Ha. Allah sana o harca ne yaptın sen soracak onu sana. Şimdi harca çimentoyu eksik koyduysan, devleti çaldıysan veya o işi sana yaptıran müteahhiti çaldıysan veya o müteahhit devleti çaldıysa, bunu Allah sana soracağına göre o işi iyi yaptıysan mükafatını vermeyecek mi sana? Verecek tabii ya. Eksik yaptığında cezası var da tam yaptığında ödülü yok mu? Var tabii. Ha öyleyse duvarda işini yapan adam çöpçü bile, o çöpü süpürürken bile o bir ameldir. Bunu iyi bilin arkadaşlar. İslam dini insanın uykusundan alır ta götürür işi. İnsanın uykusu bile değerlendirilecek. Akşama kadar yat. Yat, tembellik. Sonra avucunu açsın bu millet, başkasından kredi alsın, faiz versin. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Bunu da değerlendiriyor Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. Demek ki insanın, Müslümanın en küçük amelinden, uykusundan tutunuz, en büyük Allah'a karşı yapacağı bütün görevlerin tümü oraya kayıtlıdır. Sen karının kalbini kırıyorsan, ufak bir yanlış işten dolayı, o da değerlendiriliyor. Evet. Evet. Bunları ona göre bileceksiniz. Aile ilişkileri bile ibadettir, ameli salihtir veya kötü ameldir, fark etmez. Aile ilişkileri bile. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu böyle anlatılsaydı, bu İslam alemi böyle geri kalmayacaktı. Ben böyle görüyorum. Bu ayet bana öyle söylüyor. Bütün Kur'an ayetleri öyle söylüyor. Ve diyor ki Allah-u Teala, benim kulum imanını yaptı. Oh! Bu adam amel bakımında da çok güzel ameller sergiledi. Mükemmel ameller sergiledi. Ben buna ne yapacağım? Şimdi görev bana düşüyor Allah-u Teala diyor. Bu kulum görevini yerine getirdi. Şimdi görev Allah'a düştü diyor. Bana düştü. Ben ne yapmam lazım buna şimdi bu kuluma? فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي rahmeti. Bilsin ki Rabbi onu cennetine koyacak. Rahmetine koyacak. O ne bilsin? Fermanı verdim diyor. Demek ki kul bak, önce kul ameli yapıyor, sonra Allah onu cennetine koyuyor. Allah'ın ameli kulun amelini takip ediyor. Bak, iyi bilin bunu şimdi. Kul amel yapmadan Allah değerlendirme yapıyor. Şimdi ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ. Bilsin ki benim kulum bu ameli salih işledi, ben de onu ödüllendirdim. Bu bir kurtuluştur. Dersek Allah'a, ya Rabbi bu rahmet nedir? Şimdi rahmet kelimesi bizim bildiğimiz bu yağmur manasına değil o. Ha? O oradaki cennettir. Fakat ayeti kerimeye biz o rahmet kelimesine bizim böyle şahsi mana, kişisel spekülasyon, yani kafadan sıkma değil. Hemen Allah-u Teala manasını vermiş kendisi. Bu bir kurtuluştur. Bu ödül kurtuluştur. Fevzül mübin. Rahmet kelimesini ayet kendi kendine manalandırıyor. Kur'an kendi kendini tefsir ediyor. Bize bırakmıyor yani. Çünkü tehlikelidir oraya yanlış mana verirsin diyor Allah-u Teala. Söyleyeyim sana ne olduğunu. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ. Bu rahmet denen şey, bu cennet denen şey, bu ödül kurtuluş ödülüdür diyor. Beratını veriyorum sana. Beratını veriyorum sana diyor Allah-u Teala. Peki, tersini şimdi söylüyor Allah-u Teala. Tam ters insanı söylüyor, karşıt insanı. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Peki kafirle ne olacak? Müminlere bunu yaptık. Bu ödülü verdik. Ha? Kurtuluşa erdi. Kafirler ne olacak? Şimdi Allah onlara konuşacak. Bizim ödüllerimizi verecek önce. Biz cennete gideceğiz. İnşallah o cennete gidenlerden oluruz. Allah onu inşallah bize nasip eder. Şimdi dönecek kafirlere.
Onlara diyecek ki efelem tekün ayati tutla aleyküm. Siz dünyada iken benim ayetlerim size okundu değil mi? Okunmadı mı? Benim ayetlerim size okunmadı mı diye bir soru soracak onlara şimdi. Allah. Allah soracak onu. Festekbertum. Siz kibir yaptınız değil mi benim ayetlerime karşı? Ve kuntum kavmen mücrimin. Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Mücrim bir toplum oldunuz. Mücrim demek suçlu demek. Suçlu. Cürüm kelimesini biz kullanırız Türkçe'de. Cürüm işledi bu adam. Cürüm. Yani suç işledi. Günah işledi. Dini mana verirsek günah. Hukuki mana verirsek suç. Ooo mübarek. Bu ayet-i kerimede kalıyoruz. Bu ayet-i kerimeyi gelecek hafta inşallah anlatacağız. Burada çok ilginç konu var. Bu kibir konusu var. Bu kibir konusu başka ayetlere gideceğiz. Gezeceğiz. 8. cüzde var. 21. cüzde var. Falan şimdi şu anda hatırıma gelen. Oralara gezeceğimiz için şimdi bu anda sığdırmamız mümkün değil. Öyleyse bugün ne anlattık? Geç gelenler için bir özet yapmak istiyorum. Arkadaşlar, Allah-u Teala kıyamete imanı anlatıyor. Ve bu ahiret inancı çok zor bir inançtır demiştim size hatırlarsanız. Kur'an-ı Kerim'in en çok zorluk çektiği, insanlara kabul ettirmek üzerine en çok durduğu diyelim, zorluk çektiği değil de durduğu konu ahiret inancıdır. İnsanoğlu Allah'ı rahat kabul ediyor. Evet evet, çok rahat kabul ediyor, bir zorluğu yok yani. Fakat esas zor olan inanç prensiplerinden, imanın şartlarından ahirete imandır. Onun için Kur'an bunun üzerine çok duruyor. Bugünkü konumuzda da kıyamet gününü koydu burada. Dedi ki Allah-u Teala, kıyamet günü koptuğu zaman günah işleyenler iflasta olacaklardır. Ve ben, sen orada ya Muhammed, bütün ümmetleri, peygamberin ümmetlerini göreceksin. Dizüstü çökmüş halde ve her ümmet kendi kitabına çağrılacak ve yaptığı amellerle değerlendirilecek, cezalandırılacak. Ama o kitap nedir diyor Allah-u Teala? O kitap hakikati konuşan kitaptır diyor. Bütün insanlar kendi karnelerine çağrılacak. Kendi isimleri okunup kitaplarını bulacaklar. O kitap da onlara hakikati konuşacak. Bu kitabın ne olduğunu anlattım size ben. Birincisi Allah'ın kiramen katibiyle dünyada tespit ettiği kitap. Bir de bizim vücudumuz bir kitap olduğunu, mahşerde kendi amellerimizi bütün organlarımız deşifre edeceğini anlattık. Bir kara kutu gibi olduğunu söyledik. Ve sonra işte o mahşer, o sahnede Yüce Allah iman edenleri ve ameli salih işleyenleri bizzat kendisi kendi rahmetine koyacağını söylüyor. Bu rahmetin ne olduğunu da kendisi izah ediyor. Diyor ki bu bir kurtuluştur. Kurtuluşa erdi diyor. Bu kurtuluş kelimesi Kur'an'da çok yerde yer alır. Felah olarak alınır. Fevz olarak alır. Ama inşallah başka zamanlarda o kurtuluş kelimeleri üzerine duracağız. Hatta Mü'minin suresinin başında 9 tane amel sayıyor. Bu 9 ameli yapan adam kurtuluşa erecektir diyor. Onlara başka zaman döneceğiz inşallah. Ve kafirlere geldik. Kafirlere nasıl